Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Temmuz ayı yazın önemli bir ayı. Evet, artık Güneş Yengeç burcunda 22 Temmuz'a kadar ilerliyor olacak. Her ay olduğu gibi bu ayda bir yeni ayımız, dolunayımız var. 10 Temmuz'da Yengeç yeni ayı doğacak. 24 Temmuz'da Kova burcunda bir dolunay var. Ve bu ay Merkür çok hızlı 3 burç birden değiştiriyor. Aslan burcunda Mars Venüs hareketlerini görüyoruz ve Jüpiter kısa bir süreliğine sizin burcunuza gelmişti, biliyorsunuz 14 Mayıs'ta. Bu ayın da büyük bölümünde aslında burcunuzda olacak ama 28 Temmuz'dan itibaren kısa süreliğine artık sizi bırakıyor. Kova burcuna geri dönecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Merkür İkizler burcunda hızlı başlıyoruz aya. Venüs de Mars Aslan burcunda ayın büyük bölümünde birlikte ilerliyor olacaklar. Biraz hani yakın çevreniz, günlük hayatınız, işte genel uğraşlarınızla ilgili hızlı etkiler var aslında. Ev içerisinde bazı şeylerle uğraşıyor olabilirsiniz ya da işinizle, mesleğinizle ilgili alanlarda, belki ofisinizde ya da evde çalışıyorsanız hani orada bazı düzenlemeler içerisindesiniz. Fırsatlar da var. Ticari fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek için de iyi bir dönem aslında. Kişisel becerilerinizi geliştirmek adına iyi bir dönemdesiniz. Ancak Temmuz'un ilk haftasında Mars'ın ve Venüs'ün Uranüs ve Satürn'e sert açıları var. Bu da biraz sabit enerjileri güçlendiriyor. Biraz hani tıkanıklıklar ortaya çıkarabilir. Biraz stresleri arttırabilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Kronik sorunlarınız varsa özellikle sizin ya da yakınlarınızın da olabilir tabii. Bu kronik sorunların biraz kendini hissettirebileceği bir dönem. Kendimizi çok zorlamamak gerekiyor. Değiştiremeyeceğimiz şartlara uyum göstermekte fayda var. Hem ruhsal hem bedensel kendimizi çok zorlamamak gerekiyor bu dönemde. Ve 10 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 18 derecesinde yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıklarını gündemimize getiriyor. Bu yeni ay sizin için güzel bir yeni ay. Su elementinde. Ve sizin 5. evinizde doğacak. Aslında şans evidir bu ev. Ve bu yeni ay özellikle duygusal konularda, romantik konularda, aşk gibi alanlarda yeni açılımlar getirebilir size. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa, kişisel gezegenleriniz özellikle öncü burçlarda bulunuyorsa bu etkiler artacaktır. Aşık olabilirsiniz, bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bir ilişkiniz var, belki evlilik kararları olabilir. Hani biraz böyle daha romantik etkiler var. Ya da aile olmak istiyorsunuz, çocuk sahibi olmak istiyorsunuz, çocuk sahibi olmak istiyorsanız çok destekleyici bir yeni ay olduğunu da söyleyebilirim. Kişisel anlamda hani kendinizi ifade etmek, böyle bir hobinize zaman ayırmak, yeteneklerinizi geliştirmek için eğitimlere başlamak, yani bu alanlarda da güzel desteklerin olduğu bir yeni ay. Üstelik 11 Temmuz itibariyle Merkür de Yengeç'e geçecek. Ayın 27'sine kadar Merkür'ün de Yengeç'teki geçişi hem ilişkiler adına size daha yumuşak, daha destekleyici tesirler getiriyor. Bunlar empati yapabilirsiniz sevdiğiniz kişilerle, hani duygusal destekler alabilirsiniz. Sizin sezgilerinizi güçlendiriyor, yaratıcılığınızı da güçlendiriyor. Her türlü sanatsal ifadelerde de kendini çok iyi bir şekilde gösterebilirsiniz. Evet, 24 Temmuz'da Kova burcunda dolunay var. Bu dolunay daha toplumsal etkiler içeren bir dolunay. Aynı zamanda yani bilimsel konularda, teknolojiyle ilgili, internet gibi hani bilişim sektöründe, uzay, astronomi, hava yolları, uçaklar, elektrik, elektronik gibi alanlarda da belki dikkat çekici gelişmelere ya da daha evrensel, daha insani konulara, toplumsal hareketliliği, halk hareketlerine falan yol açabilecek biraz güçlü bir dolunay bu. Bireysel etkileri daha az olabilir. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların ilk derecesinde gezegenleriniz varsa ya da öncü burçların son derecelerinde tesirleri olabilir. 12. ev dolunayı biraz farkındalıkları arttırabilir. Biraz sizi stres ve baskı da yaratabilir. Duygusal olarak içe dönebileceğiniz, biraz böyle karamsar olabileceğiniz tesirler de var. İş hayatınızda sorumluluklara dikkat çekiyor. Yolunda gitmeyen bir şeyler keyfinizi kaçırabilir. Gizli düşmanlıklara, rakiplere dikkat edin. Hiçbir şey ihmal etmemek gerekiyor her anlamda. Burada daha güvenli olmakta, güvenliğinize dikkat etmekte fayda var. Sağlığınıza da dikkat edin. Kendinizi çok yormayın. Hani bazı böyle sağlık alanında şikayetleriniz varsa bunları önemsemekte
gerekli kontrolleri yaptırmakta da fayda var. Bu dolunay belki iş hayatınızdaki verimi arttırmak için ya da zayıf olan bazı güvenlik unsurlarını güçlendirmek için ya da sağlığınızla ilgili bazı sorunları çözümlemek için önemli farkındalıklar verebilir size. Yani sizin için zararlı olan bazı alışkanlıkları, bağımlılıkları bırakabilirsiniz örneğin. Dolunay'ın tesiriyle beraber. Evet, Dolunay özellikle ayın son haftasını önemli ölçüde etkileyecek. 21 ile 27'si arasındaki tesirler de en güçlü olabilir. Evet, 21 Temmuz'dan itibaren Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Bu sizin için özellikle ayın son 10 günlük döneminde biraz ilişkiler adına daha faydalı bir geçiş olabilir. Daha fazla özellikle ilişkilerden destek aldığınız, ama iş ilişkileri de olabilir bunlar. Çünkü Venüs Başak'ta zaten iş hayatında daha verimlidir. İş hayatında iş ilişkileri ve iş birliklerinden daha güçlü destekler alabileceğinizi gösteriyor. 28 Temmuz itibariyle Jüpiter burcunuzdan ayrılacak. Kova burcuna tekrar dönüyor. Ne kadar kalacak? Yıl sonuna kadar kalacak. Şimdi 18 Ekim'e kadar Kova burcunda gerileyecek. 18 Ekim'den itibaren 29 Aralık'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Sizin burcunuza 29 Aralık'ta tekrar geçecek, ama bu sefer daha kalıcı bir şekilde geliyor. Çünkü 2022'nin büyük bölümünde Jüpiter burcunuzda olacak sevgili balıklar. Jüpiter gerilerken özellikle geçtiğimiz Nisan ve Mayıs ayının ilk dönemindeki geçiş yaptığı derecelerde olacağı için belki bazı imkanları o dönemdeki hayatımıza sunduğu tesirleri getirebilir. Jüpiter şu aralar Kova burcunda sizin için daha çok maneviyat anlamında güçlü tesirler getiriyor. Biraz hayatı sorguladığınız, anlam arayışı içinde olduğunuz, biraz inançların, maneviyatın, daha ruhsal tesirlerin güçlendiği bir dönem. İşte Jüpiter tekrar gerileyerek buradaki anlamlandıramadığınız bazı tesirleri güçlendirebilir mesela, veya sizin adınıza bunları daha fazla içselleştirmeniz için açılımlar getirebilir. Farkındalığınızı arttırabilir sevgili balıklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.